Arkadaşlar herkes selamlar. Ben Emrah. Bugün yepyeni bir Galatasaray kariyeri yapacağız. Bu kariyerimizde Galatasaray'ın da şu anda transfer gündeminde olan Patrick Van Aanholt'u almaya çalışacağız. Bir gelişimine göz atacağız. Oyunda olduğu gibi gerçek hayatta da acaba gelişimine katkı sağlayabilecek mi? Ona bakacağız. Çünkü genelde FM'de de hatırlayacağımız gibi oyunda da gelişiyorsa büyük ihtimal ligde de aynı şekilde potansiyeli yüksek oluyor. Bir ona göz atacağız. Bakalım Patrick Van Aanholt'u kadroya getirebileceğiz mi? Önce bir kadromuza bakalım. Kadromuzu bir şekillendirelim. Emre Taşdemir'i gönderebiliriz. Zaten Saracchi olacak. Saracchi kiralık olduğu için Patrick Van Aanholt'un yediği Saracchi kalacak. Duyundam ve Markao ikilisini tutmayı düşünüyorum. Ozan Vafor'u kiralık gönderelim. O da 21 yaşında. Ryan Dog da stoperin yedeği olarak kalabilir. Martin Linus'u gönderelim. Çünkü Omar ve DeAndre Yedlin var. İkisi sağ beki yedekleyebilir. Şener'i de gönderebiliriz abi. Şener'e de hiç gerek yok. Taylan kalacak. Bartu'yu kiralık olarak gönderelim. Arda Turan'ı da gönderebiliriz. 33 yaşında. Seneye de sözleşmesi bitiyor. Çok fazla oynatacağımı düşünmüyorum. Hani 1 milyon 2 milyon gelir. O da kar olarak kalabilir. Ryan Babel solda. Sola bir transfer yapacağım. Patrick Van Aanholt'un önünde çok hızlı bir adam almak istiyorum. Ansu Fati olabilir. Ryan Babel ne bileyim onu da gönderelim abi. Çünkü orada Emre Kılınç var. Onyekuru var. Kerem'e de kiralık gönderebiliriz. Emre Kılınç kalabilir. Sol içte de oynayabiliyor. Onyekuru da kalacak. Ömer Bayram'ı transfer listesine ekleyelim. Jetson Etebo kiralık. Emre Akbaba o da kalabilir. Hasta gönderebiliriz çünkü bir senesi kalmış sözleşmesinde. Transfer listesine ekleyelim Emre Akbaba'yı. Sofyan Pegoli kalacak. Oğulcan kalacak. Oğulcan'dan da güzel performans bekliyorum. Falcao'yu gönderelim. 34 yaşında güzel teklif geliyor çünkü Falcao. Halil de kiralık. Mustafa Mehmet kalacak. Transfer hızlı bir şekilde geçtik bu şekilde. Kadromuzu da bir şekillendirelim. Buraya Onyekuru'yu çekelim. Onyekuru sağdaymış. Ondan görmemiştik. Sağ kanada Feghouli'yi alalım. Etebo'nun yerine de Taylan'ı yerleştirelim oraya. Taylan buradasın. Sağ beke DeAndre Yedlin. Sola da Saracchi'yi çekelim. Büyük zaten Saracchi'nin yerine de Patrick Van Aanholt gelecek. Tamamdır. Bu şekilde kadromuzu oluşturalım. Bir Patrick Van Aanholt'u izlemeye gidelim. Patrick Van Aanholt'a bir yetenek avcısını gönderdim. Bakalım değeri ne kadar? Özellikleri nasıl bir ona bir göz atacağız. Sonra da bir transfer teklifi yapacağız. Umarım alırız da çok fazla değerli değildir Patrick Van Aanholt. Bir ileri gidelim bakalım neler olacak. Ersebelli'nden transfer teklifi geldi. 10 milyon euro ama satmayı düşünmüyorum. Çünkü Muhammed'i bir görelim. Sezon sonuna kadar büyük ihtimal daha fazla paraya satabilirim Mustafa Muhammed'i. 22 yaşında. Potansiyeli yüksek. O yüzden Muhammed'i satmayı hiç düşünmüyorum. Patrick Van Aanholt'un değerleri geldi. 77 ratinge sahip. Değeri 9,5 milyon euro. Bu kadar fazla değerli olacağını düşünmüyordum. Bir senelik sözleşmesi kalmış bu futbolcunun. Maaşı da 50 bin euro. Atletizmi 78. Teknik galibiyeti 72. Şutu 66. Biraz düşük ama sol beke göre çok da önemli bir şey değil. Pas ve defans özellikleri güzel. Mantalitesi de 70. 1.76 boyunda Patrick Van Aanholt bir transfer teklifinde bulunacağız fakat değeri bana fazla geldi. Değerlenecek mi gerçek hayatta olduğu gibi? Patrick Van Aanholt'la bir görüşme gerçekleştirmeye gidiyoruz. İngiltere'ye gittik. Crystal Palace'ta görüşüyoruz. Değeri 9,5 milyon euro. Direkt 7 teklif yapalım. Seneye sözleşmesi bitiyor. Hiç uzatmayalım. 7.700 istiyorlar Van Aanholt için. Direkt 7 kabul etmemişlerdi. 7.300 yapalım. 7.300 bir gönderelim. Bakalım kabul edecekler mi? Pekala anlaştık. Crystal Palace'da 7 milyon 300 bin euroya Patrick Van Aanholt'u almış olduk. Bir görüşme de gerçekleştireceğiz Patrick Van Aanholt'la. Bakalım büyük ihtimal maaş konusunda anlaşırız. Çok önemli rolünde olacak. Bizim de kabulümüz çok önemli rolde olmasını istiyoruz Patrick Van Aanholt'un. 4 yıllık sözleşme gerçekleştirelim. 2 yıllık istiyor. 2 yıl olmaz. Minimum 3 yıl olması lazım. Tamam, 3 yıl adına da anlaşma sağladık. Serbest kalma maddesi istemiyorum. O konuda da anlaştık. Çok güzel. Şu anlık maaşı Patrick Van Aanholt'un ne kadarmış? 49.500. Şöyle bir 40 bin euro verelim biz sana. Bir de 500 bin euro imza parası ve teklif edelim. Bakalım kabul edecek mi? 15 maçı çıktıktan sonra 860 bin euro prim istiyor. O bonus bir düzenleyelim abi. 15 değil de hadi 20 olsun. 20 maça çıkarsan kabulümdür. Tamam kabul Patrick Van Aanholt. Çok Kayseri'de misin, nerelisin bilmiyorum ama güzel bir
görüşme gerçekleştirdik seninle. Patrick Van Aanholt'ta Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Saracchi 7'ye alalım. Ömer Bayram göndereceğiz zaten. Saracchi 7'ye alalım. Patrick Van Aanholt'ta Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Onyekuru ile Patrick Van Aanholt güzel bir uyum içerisinde olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. İkisi de hızlı futbolcular. Bir Patrick Van Aanholt'la Saracchi'yi bir karşılaştıralım. Hızlanması Patrick Van Aanholt'un 86, Saracchi'nin 82. Şut özelliği 68, Saracchi'nin 63. Paslar eşit 72. Dribling özelliği 76'ya 74. Defans özelliği 72'ye 71. Fiziksel olarak da Saracchi bir tık öndeymiş Patrick Van Aanholt. Özellikleri güzel, hiç fena değil. Hele hızlanması, Onyekuru ile birlikte sol kanatı çok iyi götüreceğine inanıyorum. Güzel bir transfer oldu bizim için. Arkadaşlar büyük ana geldik. Şimdi Patrick Van Aanholt için sezon sonuna gideceğiz. Bakalım kendini geliştirebilmiş mi? Değeri artmış mı? Ona bir göz atacağız. İnşallah şampiyon oluruz. Çok fazla transfer yapmadım. Çünkü kadroyu ellemek istemiyorum. Bu şekilde kadro olsun. Bakalım bu şekilde kadrosuyla Patrick Van Aanholt uyum içerisinde olabilecek mi? Bir ona göz atacağız. Mayıs ayına geldik. Son maçımız Sivasspor'laymış. Bakalım oraya kadar sezonu sarıyoruz. Sardığımızda tekrar buluşacağız. Arkadaşlar sezon sonuna geldik. Ben de heyecanlıyım sorarsanız acaba şampiyon olduk mu olmadık mı? Hemen bir bakalım hızlı hızlı geçelim. Türkiye Kupası, Süper Lig'e gelelim. Galatasaray şampiyon 95 puanla Galatasaray şampiyon olmuş. İkinci Trabzonspor, üçüncü Fenerbahçe. Trabzonspor da bu sene iyi top oynamış ha. Ama biz yine fark atmışız. Tam 7 puan fark atmışız altımızdakine. Çok güzel oldu. Umarım Patrick Van Aanholt da güzel bir gelişim gerçekleştirmiştir. Şimdi Patrick Van Aanholt'a bakalım. Özelliklerini arttırmış mı? Hızlanma 4, pas 2, dribling 1, defans tam 7. Fiziksel olarak da 1 olarak arttırmış. Çok güzel bir gelişim sağlamış Patrick Van Aanholt. Bizim için de güzel transfer olduğunu söylemiştim. Gerçekten çok Onyekuru ile çok güzel uyum içerisine girmişler. Bir şeye bakalım acaba gol atabilmiş mi? Bir istatistiklere göz atalım. Patrick Van Aanholt 53 maçta oynamış, 13 de gol atmış. 13 ve 7 asisti var. Gol yenmeyen maç 23. Mükemmel performans, mükemmel. Patrick Van Aanholt'tan sonra en çok maç oynayan isim Fernando Muslera. O 58, o 53 maçta oynamış ve 13 de gol atmış, 7 asist yapmış. Abi mükemmel performans göstermiş yalnız. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkmış. Türkiye Kupası'nda 8 maç. Türkiye Kupası'nda 1 gol, Süper Lig'de de 12 gol kaydetmiş. Mükemmel performans, mükemmel. Aşırı çok beğendim yani Patrick Van Aanholt'u. Umarım bu sene de Galatasaray'a gelir. Eğer Galatasaray'a gelirse Onyekuru ile beraber güzel bir performans gösterip çok iyi bir uyum içerisinde olacağını düşünüyorum. Daha 30 yaşında, minimum 33 yaşına kadar oynar. Hem Hollanda'da Babel'le Donk'la güzel kaynaşırlar. Bakalım umarım Galatasaray Patrick Van Aanholt'u gerçekte de getirmeyi başarır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Patrick Van Aanholt'un performansına bir göz atmak istedik. Galatasaray'a gelirse güzel performansı gerçek hayatta da göstereceğini düşünüyorum. Bir sonraki futbolcu inceleme videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.